Esselamu Aleyküm. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Refah Partimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantımızı yapıyoruz. Bu grup toplantımızın bütün milletimize, bütün İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan dileyerek sözlerime başlıyorum. Bilindiği gibi grup toplantılarımızın her zaman basına açık bölümünde ülkemizin son aktüel olaylarını milli görüş açısından değerlendirme görevimizi ifa etmeye çalışıyoruz. Bugün de konuşmalarımızın ana mevzuu Türkiye'miz konusu olacaktır. Önce Türkiye'miz bizim konumuz. Ancak konuya girerken, peki Türkiye'nin konusu ne, Türkiye'nin gündemi nedir sorusunu sorarak girmek istiyorum. Bu sorunun cevabını verdiğimiz zaman ne görüyoruz? 70 milyon halkımız, işiyle gücüyle meşgul olan köylümüz, esnafımız, işçimiz, memurumuz, iş adamlarımız, müteşebbislerimiz, müteahhitlerimiz ve ülkemizin yetiştirdiği kıymetli ülke evlatları Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşguller. Ancak bir süreden beri ülkemize araz olmuş bir hastalığı görmemezlikten gelmemiz de mümkün değildir. Bir kısım medya ise bazı kimseleri, etkileyebildiği kimseleri etkilemek suretiyle bir sunni gündem meydana getirmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla bizim gündemimiz Türkiye'miz, Türkiye'mizin gündemi ise bir gerçek gündem, bir de sunni gündem olmak üzere iki ayrı bölüm halinde incelenmek mecburiyetindedir. Önce birkaç kelimeyle gerçek gündem üzerinde durmak istiyorum. 70 milyon ülke evladı bulunduğumuz noktayı açık, berrak bir şekilde görsün diye. Hemen belirteyim ki Allah'a şükürler olsun Türkiye'miz bir büyük atılım, bir büyük kalkınma hamlesi içindedir. Refah Partimiz ve Doğru Yol Partimizin, Türkiye'nin en büyük iki partisinin demokratik kurallar içerisinde kurmuş oldukları 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 10 aydan beri ülkemize çok büyük hizmetler yapmıştır. Bilindiği gibi şu anda her şeyden evvel ana gayemiz 70 milyon ülke evladına daha büyük refah vermektir. İşte kırılan rekorlardan bir tanesi önce bu temel ana hedef istikametindedir. Bir kere daha açıkça ifade ediyorum, dünyanın hiçbir ülkesinde memurunun maaşını 6 ay içerisinde 2,5-3 misli arttıran bir misal gösterilemez. Son seyahatimiz esnasında kardeş Suudi Arabistan'ın memurlar ne kadar para alıyor Türkiye ile bir mukayese yaptık. Bundan önceki mukayeselerimizde Suudi Arabistan parası dolara bağlanmış olduğu için ve oradaki sistem ülkenin fert başına milli geliri bizden çok yüksek, nüfusuna nazaran geliri kat kat fazla olduğundan dolayı bize nazaran astronomik ücret alıyorlardı. Ama şimdi bu sefer gördük ki ücretler birbirine eşit hale gelmiş. Bunun sebebi Körfez Harbi'nden dolayı Suudi Arabistan memurlarına vermiş olduğu ücretlerde indirim yapmak mecburiyetinde kalmış. Türkiye ise memuruna, çalışanına vermiş olan parayı 2,5-3 misli arttırmış. Türkiye'deki bu büyük arttırma, oradaki Körfez Harbi'nden dolayı yapılmış olan indirim bir araya gelince bugün aynı işi yapan insan Türkiye'de ve Suudi Arabistan'da aynı ücreti alır hale gelmişiz. Bu Türkiye'nin uluslararası yarışta nasıl hızla ileriye gittiğini gösteren en açık delillerden birisidir. 10 aydan beri 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti sadece memurumuza değil, köylümüze de bir evvelki zirai döneme nazaran ödenmiş olan toprağın para bakımından
%312 daha fazla para ödemiştir. Yalnız pancar üreticisine 70 trilyon lira ödenmiştir. Bir evvelki dönemde 45 milyon dolarlık sadece 150 bin ton buğday aldığı halde Toprak Mahsulü köylümüzden, şimdi 10 misli fazla 1,5 milyon ton buğday almış, 635 milyon dolar köylümüze sadece buğday için ödenmiştir. Diğer mahsullerde de durum aynıdır. Ülkemizin yarısının köylümüz olduğunu düşündüğümüz zaman, hükümetimizin köylümüze toplam olarak 3 misli fazla para vermiş olması elbette hepimizi sevindirecek en büyük olaylardan birisidir. Ve işte bir kere daha açık bir şekilde ifade ediyorum. Açın bakın bütün yakın tarihimize. İster 20 ister 30 yıla bakın. Bugüne kadar hiçbir toplu sözleşme grevsiz imzalanmamıştır. İlk defa. Grevi bırakınız. Mübarek Kurban Bayramı'ndan önce yapılmış olan toplu sözleşme imza merasiminin filmi, videosu ellerdedir. Alın bakın. Hükümet ve işçimiz nasıl birbirini candan sevmekte ve kucaklamaktadır. Bugüne kadar işçimizin alkışlarıyla, bağrına basarak, tekrar tekrar bütün temsilcilerinin teşekkürleriyle bir toplu sözleşme imzalandı mı? Hem de bugüne kadar bu kadar kısa bir sürede, daha vakti gelmeden böyle bir toplu sözleşme imzası oldu mu? Hayır. Daha ilerisini size söyleyeyim. İşçimiz Eşel Mobil'i bugüne kadar telaffuz ediyordu ama bunu istemeye cesaret edemiyordu. Bu sefer gene öyle oldu. İşçimiz istemedi. Biz verdik Eşel Mobil'i işçimiz. Böylece sadece 10 yılın, 20 yılın değil, 50 yılın büyük olayları yaşanıyor. Eşel Mobil ne demek? Memurumuza, içimize Eşel Mobil sistemini tatbik etmek demek, ülkemizi, halkımızı ezen en mühim mesele olan enflasyon karşısında çalışanlarımızı korumak demek. Artık efendim enflasyon şu kadarmış, bu kadarmış, bu işimizi ezmiyor. Memurumuzu ezmiyor. Elbette enflasyonu indirmek ana görevlerimiz içindedir. Ama en azından çalışanlarımızı, işçimizi, memurumuzu bundan kurtarmış bulunuyoruz. Köylümüze taban fiyatı verirken buna göre taban fiyatı veriyoruz. Emeklimizin maaşını ona göre yükseltiyoruz. Böylece enflasyonun halkımızı ezmesini önlemiş bulunuyoruz. Bu çok büyük bir olaydır. Şimdi enflasyonun halkımızı ezmesini önledikten sonra sıra ise inşallah bizim enflasyonu ezmemize geliyor. Bunu da Allah'ın izniyle başaracağız. Bundan dolayıdır ki önce en önemli görevimiz olan halkımıza refah getirme hususunda 54. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti hakikaten görülmemiş rekorlar kırmıştır. Öbür taraftan halkımıza bu refah verilirken bir yandan verilip kaşıkla verilip kepçeyle geri mi alınıyor? Hayır. Tam tersine, bizden hiç şimdiye kadar bir vergi kanunu teklifiyle huzurlarınıza geldiğimizi gördünüz mü? Biz bunu telaffuz bile etmiyoruz. Neden? Çünkü halkımızın vergi bakımından zaten tahammül edemeyeceği ezilme sınırına geldiğini çok iyi biliyorum. Bak bir kere daha açıkça ifade, bizim hükümetimiz bugüne kadar bir tek kuruşluk zam kararı almamış. Efendim petrolün fiyatı artıyor. Petrolün fiyatı bizden önceki hükümetlerin petrol yönetimine vermiş olduğu talimatların otomatik sonucudur. Dünyada petrol fiyatlarına bağlı olarak petrolün dolar üzerinden alınmış olması dolayısıyla dolar paritesine bağlı olmak üzere verilen prensipler altında bizzat petrol yönetiminin kendisi hesabını yapıyor, o ayki durumuna göre fiyatını tespit ediyor. Biz hükümet olarak tek kelimeyle karışmıyoruz. Çünkü bizim hükümetimizde zam diye bir konu yok.
Vergi yok, zam yok. Bir başka şey daha yok. Ne bu? Dış borç yok. Biz 10 aydan beri bir kuruşluk dış borç almış değiliz. O ufak tefek. Ufak tefek basit şeyler sadece dünya piyasalarının kontrolü için atılmış adımlardan ibarettir. Yoksa bundan önceki dönemlerde olduğu gibi gidip batılı ülkelerden borç almak istemek için onların üçüncü dereceleri yetkililerin önünde nöbet bekleyen bir Türkiye yok artık. Türkiye bütün insanların refah seviyesini en büyük ölçüde yükseltmiş, dünyada başka ülkelerde görülmeyen bir ülkede, bir ölçüde ve fakat bunu tatlı reçetelerle başarmış, vergiyle, zamla halkını ezerek değil, dış borçlar alarak Türkiye'nin bütün geleceğini tehlike altına sürükleyerek değil, kendi gücüyle Cenab-ı Hakk'ın bu ülkeye vermiş olduğu sonsuz nimetler, büyük ekonomik potansiyel içerisinde imkanları harekete geçirmek suretiyle bu işi başarmış dünyadaki tek ülkedir. Bütün bunların yanında bilindiği gibi Türkiye denk bütçeye sahiptir. Bu denk bütçenin yürütülmesi için azami titizlik ve gayret gösterilmektedir. Bütün bunların yanında üç şey çok önemlidir. Bir tanesi, bakınız, dış ülkelerle çok yakında geniş bir temas imkanını buldum. Çünkü başta Çeçenistan Cumhurbaşkanı, Afrika'daki Maldiv, kardeş Müslüman ülkenin Cumhurbaşkanı olmak üzere birçok cumhurbaşkanlarıyla bu haç vesilesiyle Suudi Arabistan'da aynı misafirhanelerde kalmak, aynı davetlerde bir araya gelmek suretiyle geniş bir görüşme ve temas imkanını buldum. Bu cumhurbaşkanları, dünyanın 40'a yakın ülkesinin başbakanları, meclis başkanları, yetkilileriyle yapmış olduğumuz temaslarda hepsinin Türkiye'ye bakışı hepimizi sevindirmelidir. Bir Çeçenistan, kardeş bir Çeçenistan'ın cumhurbaşkanı bizim en müşkil anlarımızda bize yalnız Türkiye yardım etti. Bugün de ekonomik bakımından bize ancak Türkiye yardım edecek, bizim elimizden o tutacak derken Maldiv Cumhurbaşkanı, Türkiye bir büyük öncü ülkedir. Dolayısıyla hepimiz Türkiye'yi hayranlıkla takip ediyoruz demişlerdir. Diğer ülkelerin hepsi D8'ler harekatı hakkında aldıkları haberlerden son derece memnun kalmışlardır. Böylece hepsi Türkiye'ye bir büyük öncü ülke olarak bakıyor. Türkiye bugün dünyada saygınlık bakımından en ön planda geliyor. Artı, sadece Müslüman ülkelerin yöneticileri değil, daha dün AGİT parlamento heyetiyle bir aradaydık. İspanya'nın, İsveç'in, İsviçre'nin, Fransa'nın, çeşitli Batı Avrupa ülkelerinin parlamenterleriyle beraberdik. Konuşmaları temenni ederdim ki filme alsak, video bandı alsak ve bütün milletimize göstersek. Şimdi artık bu konuşmalarda her şey değişmiştir. Basına açık kısımda da söyledim. Biz Avrupa'daki insan haklarının korunmayışından şikayetçi olmuşuzdur. İşte bizim Hollanda'da yakılan evlatlarımız, işte Almanya'da sık sık uğranılan tecavüzler, bunları korumak mecburiyetindesiniz insan hakları olarak ve bunlarda bizim yönetimimizin bir kabahati yoktur diyemezsiniz. Çünkü ülkenizde geniş miktarda etnik ayrımcılık propagandası yapılıyor, din ayrımcılığı propagandası yapılıyor, İslam düşmanlığı propagandası yapılıyor. Televizyonlarla, gazetelerle, her türlü yayınla siz yönetim olarak bunlara sesinizi çıkartmıyorsunuz. Halkın içerisindeki bu kabil hareketlere zemin hazırlıyorsunuz. Kendilerine söylediğimiz bu olmuş. Bunun karşısında bir saate yakın önce özür dilemişlerdir. Son derece üzgün olduklarını ifade etmişlerdir. Yerden göğe kadar haklı olduğumuzu, Batı yönetimlerinin bu hususta
kabahatleri yoktur, eksiği noksanı yoktur demenin mümkün olmadığını bizzat kendileri itiraf etmişlerdi. Evet, çok haklısınız. Biz her türlü ülkemizdeki insanın insan haklarını korumakla mükellefiz. Bu kabil, etnik, din ayrımcılığına dayanan kışkırtıcılıklar, insanlar arasında nefret uyandırıcı faaliyetlere karşı yönetim olarak çok daha uyanık olmamız, tam tersine insanları birbirleriyle değişik inançta olsalar dahi iyi münasebetlerle bir arada yaşamanın propagandasını yapmak hususundaki görevlerimizi ifa etmediğimizden dolayı suçluyuz demişlerdi. Ama bütün bunların yanında asıl en büyük olay, başta heyet başkanı İspanyol olmak üzere İsviçre'den gelmiş olan parlamenter üyenin İsviçre Dışişleri Bakanı'nın bendenize özel mesajını iletmesi münasebetiyle yaptığı konuşmalar da dahil olmak üzere. Söyledikleri söz, hepimiz biliyoruz ki Türkiye büyük bir devlettir. Sovyetlerin dağılmasından sonra meydana gelen yeni dünyada Türkiye'nin önemi büsbütün artmıştır. Biz Türkiye'yi Avrupa'yla bir ve beraber görmek istiyoruz. Söyledikleri budur. Biz bir şey demedik, onlar bunu söylüyor. Bir ve beraber görmek istiyoruz. Türkiye çok önemli bir ülkedir. Biz buraya bundan önce olduğu gibi Türkiye'de insan hakları ihlalleri var. Soruşturalım, araştıralım. Hayır, kesinlikle bunun için gelmedik. Bu büyük devlet olan Türkiye ile münasebetlerimizi her sahada geliştirmek istiyoruz. Ve bu geçilmiş olan dönemde, bu hükümet dönemini kastederek ifade ediyorlar, Türkiye'de insan hakları sahasında atılmış büyük adımları takdirle izlediklerini, bu hususta söyleyecekleri tek kelime olmadığını açıkça ifade etmişlerdi. Bu ne demektir? Bu işte büyük değişimin ta kendisi demek. Bugüne kadar bizim yetkililerimizi konuşturmadılar biz. Bir sürü ithamlar, gideceğiz, bakacağız, şöyle yapıyorsunuz, doğru söylemiyorsunuz muameleleriyle karşılaşıyorduk. Şimdi tam tersine, Türkiye bir büyük devlettir. Dostluğunu istiyoruz, kardeşliğini istiyoruz. Türkiye'de insan hakları en az bizimki kadardır. Ve Türkiye'nin yönetimi bizimki kadar olmak için değil, dünyada en ileri insan haklarını fiilen yürütmek için kararlıdır, çalışmaktadır. Sözünü ben söylemiyorum, onlar söylüyor. Bir yandan bu siyasi havaya ilaveten bir de dünyanın büyük dev ekonomik firmaları. Bu firmalar ne yapıyor? İşte gördüğünüz gibi büyük uçak firmaları, büyük otomobil firmaları, büyük helikopter firmaları birbirleriyle kıyasıya canhıraş bir mücadelenin içinde. Neden? Çünkü Türkiye D8 harekatıyla kalkınmakta olan ülkeler işbirliği teşkilatını kuruyor. 8 tane ülkenin nüfusu 800 milyondur. Kalkınmakta ülkeler dediğimiz zaman 5 milyar, dünyanın 5'te 4'ü bu grubun içine girmektedir. Bu büyük muazzam dünya, bu büyük muazzam pazarın içerisinde yer almak için birbirleriyle en kıyasıya hayat memat savaşı veriyorlar. Bu kelimenin altını çiziyorum. Batı firmaları, Japon firmaları dahil gelip Türkiye ile işbirliği yapmak, D8'lerle işbirliği yapmak onlar için hayat memat meselesidir. Bu kadar kesin, açık ve inanarak söylüyorum. Kendileri de bunu biliyorlar. Bunu açıkça ifade ediyorum. Neden? Şimdi D8'ler bütün bu geniş pazar için bir otomobil üretimine kalktıkları zaman el birliğiyle, bir uçak üretimine, bir helikopter üretimine kalktıkları zaman dünyada bu uçaktan, bu otomobilden, bu helikopterden daha ucuzunu üretmek mümkün müdür? Hayır. Çünkü geniş bir pazar, ucuz bir kaliteli işçilik. Bu otomobiller üretirken biz sıfırdan başlayıp yeni dizaynlar, yeni teknolojik gelişmeler yapacak değil. Ya dünyadaki en tanınmış hangi firma en uygun şartla bizimle ortak oluyorsa ondan başlayıp yapacağız.
İşte bunun için onlar için bir hayat memat meselesidir. Japonya'nın, Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın, Amerika'nın, dünyanın en tanınmış otomobil firmaları, bizzat kendi başbakanları ve yetkililerin de temaslarımızda bize söyledikleri gibi, ille bu D8 alemindeki işbirliğinde kendileri yer almaya çalışmaktadır. Çünkü burada yer almak onlar için bir hayat ve mat meselesidir. Dün gelen heyete de bir kere daha, bakınız işte Alman Deutsche Bank'ın etüdü, 94 senesinde dünyada 24 trilyonluk üretim olduğunu, bunun %67'sinin Amerika, Avrupa ve Japonya tarafından yapılmış olduğunu, Asya'nın sadece %20'sini yapmış olduğunu, ama 25 yıl sonra 2019 yılında dünyadaki üretimin 3 misli artıp 74 trilyon olacağını, fakat bu sefer bu 74 trilyonun %67'sinin Asya'da üretileceğini, Avrupa ve Amerika'nın ise %20'ye düşeceğini söylediğimiz zaman, etüdü de önlerine koyduğumuz zaman, evet bu gerçekleri biz de biliyoruz demektedirler. Bu ne demektir? İşte hızla gelişen bir Asya'yla önümüzdeki dönemde kendi gerçek yerini alacak olan bir Avrupa'nın arasında köprü olan Türkiye, böylece her iki tarafında en büyük önem vereceği bir ülkedir. Avrupa'daki bir firma bu büyük pazara mal satmak istiyorsa Türkiye'ye gelecek. Türkiye'deki büyük dünya çapındaki serbest bölgelerde üretimler, depolar, limanda yerler tutacak. Asya'daki bu hızlı gelişen üretim yapan firmalar Avrupa'ya, diğer ülkelere, Amerika'ya mal satmak istedikleri zaman o takdirde de onlar da gelip Türkiye'de serbest bölgelerde üretim yapacak yer tutacak. Şimdi bu gerçekleri işte 7 tane ülkenin temsilcisiydi dün konuştuğumuz heyet. Daha dünkü konuşmadan size en taze intibalarımı naklediyorum. Bütün bunların hepsi bilmektedirler. Böylece Türkiye'nin büyük önemi herkes tarafından takdir edilmekte ve görülmektedir. İşte Türkiye bugün bu noktadadır. Yani halkına en büyük refah verme işini tatlı reçetelerle başarmış, devletinin dengelerini kurmuş, denk bütçeyi kurmuş, öbür taraftan bütün dünyanın göz bebeği olmuş, saygınlığını kazanmış, bütün dünyanın, Asya'sının, Afrika'sının, Amerika'sının ille gelip biz de burada bir ayağımız bulunması gerekir görüntüsüne, görüşüne, inancına sahip olduğu bir noktaya gelmiştir. Bir diğer 3 tane hususa çok seviniyoruz dedim. Bir diğer önemli husus ise bizzat bizim iş adamlarımızın büyük atılımlarıdır. Dün DYP'li arkadaşlarımız Konya'ya gitmişler. Konya'da yapılmış olan fabrikaları gezmişler pazar günü. Dünkü toplantıda yanındaydılar. Konya'da gördükleri büyük atılımdaki hayranlıklarını, sadece muazzam fabrikalar kuruluyor değil, asıl hayret ettiğimiz bu fabrikaların üretim makinalarının da bizzat Konya'da imal edilmiş olmasıdır diye hayretlerini saklayamadılar. Evet, Konya'mız değil sadece, Malatya'mız, Gaziantep'imiz ve Urfa'mız, diğer yandan bilindiği gibi Kahramanmaraş'ımız, bütün bu bölgelerde Anadolu aslanları bir büyük atılımın içindedirler. Şu anda 25 tane fabrika kuracak iş adamı Diyarbakır'da organize sanayi bölgesinin bir an evvel yapılmasını bekliyor. Projesini hazırlamış, parasını hazırlamış, her şeyini hazırlamış, bölge bitsin 25 fabrika birden kurulacak. Bu 54. hükümetin zamanında yalnız Kayseri organize sanayi bölgesinde 120 tane fabrika kurulmuş, işletmeye açılmış. Dünyanın hiçbir ülkesinde,
hiçbir dönemde böyle bir canlı kalkınma hamlesi görülmemiştir. İşte Türkiye'nin gündemi bugün budur. Herkes Diyarbakır'daki sanayi bölgesi ne zaman bitecek, 25 tane fabrika ne zaman açılacak, bunu konuşması lazım. Ve bu arada bakınız, Konya'da yine DYP'li arkadaşlarımızın getirdiği haberi söylüyorum. Efendim bizim Konya'da işsizlik yok, biz başka vilayetlerden işi getiriyoruz diyoruz. Evet, gerçek budur. Bugün Avrupa'daki OECD ülkelerin pek çoğunda, mesela Fransa'da %12 işsizlik var. Aynı işsizlik ölçüm metotlarına göre bakıldığı zaman Türkiye'de %8,5'tur bu rakam. Yani Batı ülkelerinde şu anda işsizlik Türkiye'den çok daha fazladır. Bu rakamları bana ilettikleri zaman bunu söyleyenlere şunu söyledim: bak, biz ne dedik? Evet, biz Batı'dan işçi getireceğiz, orada aldık ücretlerden daha yükseğini kendilerine vereceğiz dediğimiz sözümüzü hatırlattım. Ve çok şükür şimdi Türkiye adım adım evet bu hedefe doğru gitmektedir. İşte Türkiye'mizin bütün vatanını, ülkesini seven evlatları olarak, 70 milyon evladı olarak Türkiye'mizin gündemi budur, gerçek gündem. Konumuz budur. Nasıl hızla kalkınacağız? Nasıl 5 tane büyük dünya çapında serbest bölgemizi kuracağız? İskenderun'da, İzmir'de, İstanbul'da, Kıbrıs'ta ve Trabzon'da. Dünya çapında büyük kapılar. Nasıl ülkemizin çeşitli yerlerinde bölgesel serbest bölgeleri kuracağız? Nasıl Türkiye'nin ihracatında bir büyük patlama meydana getireceğiz? Nasıl insanımızdaki, iş adamlarımızdaki, Anadolu aslanlarındaki bu büyük kalkınma hamlesini destekleyip, teşvik edip hedeflerine ulaştıracağız? Bu genel tablonun içerisinde iki tane önemli gündem maddemiz var. Birisi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muzun kalkınma hamlesidir. Bu hamle programlanmış, planlanmış ve yürütmeye başlatılmıştır. Bir diğer önemli hareketimiz de yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılması. Böylece daha çok demokrasi, yani halkın kendi meselelerini kendisinin mahalli olarak çözmesine zemin hazırlanması, daha dinamik, daha hızlı kalkınma hamlelerinin başarılması olayıdır. Bütün bu olaylar Türkiye'nin gerçek gündemini ifade etmektedir. Hal böyleyken bir kısım, bir avuç medyanın aylardan beri çırpınarak yapmak istedikleri işi 70 milyon apaçık bir şekilde görüyor. Önce bir defa Türkiye'nin bu büyük kalkınması, yeni bir dünyanın öncüsünü olmayan dış güçlerinin olmasını istemeyen dış güçlerin bulunması çok tabii. Gidip PKK'yı organize edip her türlü imkanla destekleyip aman Türkiye'yi rahat bırakmayalım diyen dış güçler orada PKK'ya her türlü taktiği, her türlü silahı verirken, her türlü dünya çapında desteği verirken bu dış güçlerin Türkiye'deki böyle bir büyük kalkınma, derlenme, toparlanma hamlesi karşısında seyirci kalmalarını beklemek çok yanlış olur. Bundan dolayıdır ki ekiplerini kurmuşlardır. Profesyonel bütün dünyanın çeşitli ülkelerindeki her türlü rahatsız edici faaliyetlerin tecrübe sahibi kadrolarını harekete geçirmişlerdir. Planlar, program yapmaktadırlar. Bu yapılmış olan plan ve programları yürütmek üzere de Türkiye'de kendilerine işbirlikçi bir takım mihraklar bulmuşlar. Türkiye'deki bu işbirlikçi mihrakların görüntüsü bir kısım medyadan açıkça görülmektedir. Bu bir kısım, bir avuç medyanın günlerden beri, aylardan beri yaptığı iş nedir? Yarın hangi manşet kelimesini koyayım ki ülkede daha büyük tahribat, daha büyük tedirginlik yapayım? Bu bir kısım medyanın
Gece gündüz ülkenin havasını bozmak için çalışmasının temeldeki sebebi nedir? Rantiyecilik devam etsin. 6,2 katrilyon sebep bu. Bu devam etsin. Hadise bu kadar basittir. Yoksa ortaya sürülen zahiri sebeplerin hiçbirisinin hiçbir kıymeti yoktur onların gözünün. Türkiye'ymiş, anayasaymış, laiklikmiş, kaliteli eğitimmiş. Bunların hepsi boş söz onlar için. Onların bir tek hedefleri var. 6,2 katrilyon devam etti. Hadise bu. Bak huzurlarınızda açıkça ifade ediyorum. Onlar bunlar diye bir ayrım yoktur. Bu ülkenin 70 milyon evladıyız. Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Eğer gemimizin içerisinde birkaç kişilik bir ekibin işi gücü sabaha kadar gecenin gizli vaktinde kalkıp geminin gövdesine delik açıp ille bu gemiyi suyla doldurup batıracağım ise onlara hatırlatmamız lazım ki aynı geminin içindeyiz. Kendinizi batırıyorsunuz. Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Uyanınız demek mecburiyetindeyiz. Çünkü gece yarısı sabaha kadar yarın hangi manşeti atayım da daha büyük tahribat yapayım, ülkedeki istikrarı daha büyük çapta bozayım derseniz bu geminin teknesine daha büyük deliği nasıl açacağım diye düşünmekle eşdeğerdir. Hadise bu kadar açıktır, bu kadar berraktır. Onun için hepimizin, herkesin uyanması mecburiyeti vardır. Şimdi huzurlarınızda açıkça ifade ediyorum ki bu sunni gündemler bugüne kadar tutmamıştır. Bundan sonra da tutmayacak. Bunların hepsi hak başka, batıl başka. Batılın yok olması doğal bir kanundur, değişmez bir gerçektir. Onun için yalan üzerine belli, özel menfaatleri kamufle etmek için yapılan bu oyunların, ülkeyi huzursuz eden bu menfi tavırların yürümesi mümkün değildir. Bütün uğraşmalarda ortaya atılan her şey arkadan poz çıkmıştır, boş çıkmıştır ve muzmahil olmaya mecbur kalmıştır. Bugün huzurlarınızda açıkça ifade ediyorum. Evet, 54. hükümet çok şükür tam bir uyum içindedir. Ülkenin bütün meselelerine sahiptir. Gece gündüz ülkenin meselelerini çözmek için çok büyük 10 ayda büyük başarı kazanmıştır. Bundan sonra da daha büyük başarılı hizmetler yapacaktır. Kimsenin zerre kadar şüphesi olmaz. Çünkü Türkiye'de demokrasi vardır. Çünkü Türkiye'de 70 milyon halkın temsilcisi bir Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır. Bu hükümet Büyük Millet Meclisi'nde ve halkta geniş bir desteğe sahiptir. Halktaki desteği rakamlarla ortadadır. Kurulduğu zaman %40 desteğe sahip olduğu halde 4-5 ay sonra 3 Kasım seçimlerinde bu desteğin %60 olduğu görülmüştür. Bugün %70'i de geçmiştir. Kim istiyorsa buyurun seçime gidelim ve deneyelim bakalım. Bugünkü hükümet %70. Bu gerçekleri bilmeyen mi var?
Bugün elbette, her an kim isterse hazırız. Bir seçim. Efendim, bugüne kadar seçimden bahsetmiyordunuz, şimdi seçim konuşuyorsunuz. Bunu gerçekleri ifade etmek için konuşuyorum. Milleti, Türkiye'yi, gündemimiz Türkiye, Türkiye'yi tarif etmek için konuşuyoruz. Bu sunni gündemlerin nasıl püfteyince sönmeye mahkum olduklarını belirtmek için konuşuyoruz. Hem demokrasi diyeceksiniz, hem Türkiye'nin en büyük partisinin, Türkiye'nin kendisi demektir. Bugün Türkiye'yi Refah Partisi temsil eder. Her zaman söylemişizdir. Bugün işte bütün anketler, geçen seçimde %22 almış, ondan sonraki seçimde %33 almış, 3 Kasım'da. 6 ayın içerisinde 22'den 33'e çıkmış. Bir 6 ay daha geçtiğine göre, şimdi 40 olmuş, 50 olmuş. Evet, evet. Siz kendi kendinize gece sabaha kadar patlayıp çatlayıp aman şu kelimeyi şöyle değiştirin, virgülü buraya koyayım diye isterik nöbetler geçirmeniz halkı ilgilendirmez ki. Halk bu ülkenin halkı, bu ülkenin insanı, bu davanın, bu tarihin, bu inancın insanı. İstediğin kadar çırpın. Onun için onlara bir tavsiyemiz, aynı gemideyiz demekle beraber ikinci tavsiyemiz de sağlığınızı düşünün, kendinize acıyın. Bunun sonu yok. Boşuna. Boşuna. Siz böyle yaptıkça millet daha çok kenetleniyor. Millet daha çok Refah Partisi'ne sarılıyor. Millet Refah Partisi gerçeğini daha çok tanıyor. Nitekim kendilerdiyse eyvah biz gene Refah Partisi'ni güçlendirdik. Sonra arkadan da dizlerini dövüyorlar. Dizlerini dövüyorlar. Bak, söylemeseniz de Refah Partisi güçlenecek. Söyleseniz de güçlenecek. Ne olacak? Siz de refahçı olacaksınız. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu sunni gündemler yürümez. Önce bir defa tabii oynanan oyunların içerisinde sanki bugünkü hükümetle Cumhurbaşkanı arasında uyumsuzluk varmış. Sanki bugünkü hükümetle kahraman ordumuz arasında uyumsuzluk varmış gibi bir takım oyunların içerisine girmeye kalkışıyorlar. Çünkü yapacak başka şey bulamıyor. Kahraman ordumuz milletimizin bağrından çıkmıştır. Milletin ta kendisidir. İşte o millette Refah Partisi temsil ediyor. Aynı kök, aynı yapı, aynı kalp bağlılığı. Biz ordumuzla bu kadar iç içeyiz. Bundan dolayıdır ki bu sunni gündemlerin hiçbir kıymeti yok. Şimdi bak, bir atom bombası patlatıyorum. Onlara önceden haber veriyorum ki aman kalp teknesine uğramasınlar. Bak, bugün saat 4'te Genelkurmay Başkanımız gelip beni ziyaret edecek ve kendisiyle kucaklaşacağız. Ne oldu? İki aylık emeğiniz bir iğne batılınca püf diye söndü gitti. İşte bu. Hükümet de, kahraman ordumuz da, Cumhurbaşkanımız da, ülkeyi yönetenlerin hepsi birdir ve beraberdir ve tek bir vücuttur. Bunun arasına 6,2 katrilyon devam etsin diye gece gündüz uyumasan da giremez. Girersen sonunda müzmahil olursun. Ve kaldı ki bir ülkenin yöneticileri arasında böyle bir takım geçimsizlikler varmış gibi göstererek ülkenin havasını tedirgin etmeye kalkışmış olmanın kimseye bir faydası yoktur. Bizzat bunu yapanlara da bir faydası yoktur. Bak, aynı gemi değil. Şimdi herkese çok önemli bir gerçeği hatırlatmak istiyorum. Nasıl bütçe müzakerelerinde hatırlayacaksınız, grafiklerle, dokümanlarla konuştuk.
Rakamlarla konuş. Ne gösterdik? İşte Türkiye'nin iç borçları. Dağ gibi büyürken başlamıştır aşağı inmeye dedik. Bütçe açıkları çığ gibi yükselirken sıfıra inmiştir dedik. Faizler %150'lere, 200'lere çıkmışken %150'lere, oradan da %80'lere inmiştir dedik. Bütçenin denk bir bütçe olarak hazırlandığını ifade ettik. Bütün grafiklerin bu hükümet döneminde müsbet istikamete doğru yürüdüğünü gösterdiği hatırlanıyor. Türkiye'nin eğer yıl sonunda iç borcu 46 milyar dolar, 4 ay vade %200 faizli bir bünyeye sahip olan bir büyük canavar olmaktan kurtarıldıysa, bugünkü hükümetin gece gündüz çalışmasıyla kurtarılmıştır. Büyük bir iş borç canavarı böylece tamamen Allah'a şükürler olsun kontrol altına alınmıştır. Şimdi söylemek istediğim nedir? Söylemek istediğim şudur. Bakınız bu grafikler felaketler büyürken aşağı indi. Uçuruma giden eğriler yukarıya da yükselmeye başladı. Bunu bütçe müzakereleri esnasında açık bir şekilde gösterdik. Şimdi size bir başka şey göstermek istiyorum üzülerek. Bir aydan beri Türkiye'de sunni gündemle ülke işgal edildi de ne oldu? Önce bir defa faizler tekrar %80'den %90'ın üstüne çıktı. Buyurun, aferin, iyi bozdunuz. Gemiyi iyi deliyorsunuz. Öbür taraftan işte borsa 172.000'e çıkmıştı, 145.000'e indi. İşte denk bütçe. Birinci, ikinci ay tam denk olarak giderken, şimdi üçüncü ayın ön hesapları yapılıyor, takip ediyorum. Üçüncü ayda bütçede büyük güçlükler meydana gelmeye başlamıştı. Bunların mesulü bu hükümet değildir. Bu hükümet bütün bunları düzeltmiştir. İşte bu bir kısım medya. Ey medya, ey bir kısım medya, böyle yaparsan o 6,2 katrilyonu bulamazsın. Çünkü ortada bir şey kalmaz. Aklını başına al. Bakınız çok açık samimi olarak söylüyorum. Bugünkü hükümet Türkiye'nin tek çözümüdür, tek şansıdır. Hiçbir bakımdan alternatifi yoktur, açıkça ilan ediyorum. Bunun alternatifi ne aritmetik olarak mümkündür, ne de fiilen mümkündür. Öyle 7 bilmem 9 kocalı Hürmüz'le hükümet olunmaz. Bunlar çocuk hayalleri. İlkokul çocukları birbirle konuşurken böyle hikayeler anlatabilirler. Küçük bebekleri uyutmak için bu hikayeler anlatılır. Koskocaman bir büyük Türkiye var. Bunun gerçekleri, realiteleri var. Bu bir. İkincisi, farz et ki şeklen bir şey kurdun. Ne olacak? Siz bu meseleleri düzelteceksiniz de şimdiye kadar niye düzeltmediniz? Kaç kere bu millet size fırsat verdi? Önümüze getirip 42 milyar dolar %200 faizli 4 ay vadeli borçları bırakmaktan bütçenin yarısını faize ödeyen, bir yarısını açık yapan, yolun patlağını bile kapatamayan hale getiren siz değil misiniz ya? Siz değil misiniz? Siz kim? Bugünkü devletin dengelerini kurmak kim? Sizin buna aklınız da ermez, tabınız da müsait değildir. Bu iş çoluk çocuğun yapacağı iş değil. Bu önce inanç ister. Bu önce yeniden büyük Türkiye ideali ister. Bu önce bilgi ister, tecrübe ister, gece gündüz ibadet aşkıyla çalışmak ister. Ne zaman bunun en ufak bir zerresini yapabildiniz ki? Şimdi
gece gündüz uyumayıp bunlar peşinde koşmaya kalkışıyorsun. Yapacağınız bir tek şey var. Bütün bu atılımlar için kendinizi toplayın, ufacık bir alternatif getirin. Faydalı olmaya bakın. Bu yükü siz sırtlayamazsınız. Yapacağınız ancak bu büyük yükün bir kenarına, eğer ülkenizi seviyorsanız, bir ucundan tutarak katkıda bulunmanız. Türkiye'de böyle bir imkan yok. Bak, bir aylık sunni gündem nasıl dengeleri bozmaya kalkışmıştır. Allah vermesin. Onun arkasından neler gelir? Kaos maos değil. Burası dünyanın en hassas bölgesidir. Orada güçlü bir Türkiye olmadığı zaman Allah muhafaza etsin, meydana gelecek felaketlerin sonunu şimdiden tasavvur etmek mümkün değildir. Ondan dolayı vatanını milletini seven herkesin bu büyük tarihi şansı, fırsatı, kalkınma, derlenme, toparlanma hamlesini canı gönülden desteklemesi mecburiyeti var. Herkes kendisine gelsin. Bak, açıkça huzurlarınızda ilan ediyorum. Ordumuz baştan sona kadar demokrasiye bağlıdır. Hiç kimse orduyu kendi maksatlarına alet etmeye kalkmasın. 6,2 katrilyon için her gün sanki ordu ihtilal yapacakmış gibi her gün propaganda yazıp basacaksın. Hepsi yalan, hepsi kop, hepsi boş. Hepsi boy. Bu ne kadar büyük bir şuursuzluktur ki? Efendim, bunları kime söylüyorsun? Yarın kim bunları alınıp da savunmaya geçerse işte ona söylüyor. Ben şu anda böyle bir müşahhas bir hedef güderek konuşmuyorum. Şu anda hedefim mücerret. Müşahhasını yarın göreceksiniz gazetelerde. Kim bu doğru söylüyor diyorsa, o ülkesini, vatanını seven insandır. Kim gene bunları da evirip çevirmeye kalkarsa, işte o suçüstü yakalanmıştır. Projektörün altındaki suçlunun ta kendisi odur. İnsaf edin ya, 6 aydan beri her gün bu hükümet bir hafta, 3 gün, 5 gün, 2 bayram arası. Doğru tabii, Allah'ın bayramları çok. 2000 yılında da bayram olacak. Bugün darbe, yarın istilal, her şey hazır. Ayıp ya, ayıp. Ayıp. Bundan en çok mutazar olan bizzat ordumuzun kendisidir. Ordumuzu bir yandan din düşmanı gibi göstermeye kalkışmaz. Bir yandan 6,2 katrilyonun bekçisiymiş gibi göstermeye kalkışmaz. Bunların hepsi ordumuza yapılacak en büyük kötülüktür. Kendilerine sesleniyorum, ordumuzu rahat bıraksın. Ordumuz yurt savunmasının bekçisidir, işiyle gücüyle meşguldür. Onu böyle her gün rahatsız edici yazılarınızı kesin. Bütün milletimizin ordumuza olan sevgisi, ülkemizde huzur ve barışın korunması, ordumuzun böyle şeylere alet edilmemesinin sorumlusu ve bekçisi biz. Bundan dolayı bunları bir siyaset olsun diye değil, görevim icabı söylüyorum. Ordunun çıkıp da bu insanları muhatap alıp kendisini savunması olmaz. Ordunun bütün her noktadaki şerefini, durumunu açıklamak, ifade etmek bizim görevimizdir, benim görevimdir. Bundan dolayı ben burada bir görev ifa ediyorum ve bu kabil faaliyet yapanlara karşı sesleniyorum ki elinizi ordunun yakasından çekin. ...70 milyon insan, ordumuz, hükümetimiz, cumhurbaşkanımız tek bir vücudu.
yeniden büyük Türkiye'yi kuruyoruz. Yeniden büyük Türkiye çağdaş bir Türkiye olacaktır. Yeniden büyük Türkiye insanlarını en iyi şekilde yetiştiren bir Türkiye olacaktır. En iyi şekilde yetiştirmen ne demek olduğunu uzmanlar, ilgililer bilirler. Türkiye'de her şey kanunlar çerçevesindedir. Her şey hukuk kuralları içerisindedir. Herkes görevinin başındadır. Türkiye'mizde demokrasi vardır. Türkiye'mizde her şey hukuk devleti kuralları içerisinde yürümektedir ve yürüyecektir. Halkımızın tedirgin olması için, ülkenin havasının bozulması için hiçbir sebep yoktur. Bu bir avuç, bir küçücük medyanın da artık bu kadar kötülüğü yaptıktan sonra şu andan itibaren bundan geçmesi, vazgeçmesi gereklidir. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, sizin huzurlarınızda 70 milyona hitap ediyorum. Rahat olun, ferah olun. Yeniden büyük Türkiye kuruluyor. Devletimiz güçlüdür, ordumuz güçlüdür, hükümetimiz güçlüdür ve muktedirdir. Türkiye'de hukuk devleti vardır, demokrasi vardır, barış vardır, kardeşlik vardır. Kimse halkımızı tedirgin edecek, halkımızı rahatsız edecek, halkımızın istemediği bir şeyi hiçbir zaman yapmak azminde ve kararında değildir. Halkla savaşılmaz. Biz halkımızın hizmetindeyiz. Hükümet olarak, parlamento olarak ve kahraman şerefli Türk ordusu olarak. Ordumuzu huzurlarınızda bir kere daha muhabbetle kucaklıyorum. Bugün Genelkurmay Başkanımızı kucaklarken bütün ordumuzu kucaklayıp bağrıma basmış olacağım. Hepinize ve bütün ulusumuzun kıymetli evlatlarına hayırlı günler, saadetler diliyorum. Allah'a emanet.